Hiçbir sorun çıkmadı. Hiç kimse itiraz etmedi. Amerika diyor ki biz de şimdi başkent olarak tanıyacağız diyor. Batı Kudüs'ü. Hayır. Böyle bir şey yapamazsınız derseniz hukuki olarak bir mantığı olmaz. Yani bir yanlışlık var bunda. Adam kendine ait toprak Batı Kudüs. Başkent yapar. Arka kent yapar, yan kent yapar. Ne istiyorsa yapar ya yani. Kimine ilgilendirir yani. Hukuken buna müdahale mümkün değil. Bir mantığı da yok. Ben anlayamadım. Ha Tayyip Hocam'ın demek istediği bir şey vardır. Ben onu ayrı değerlendiriyorum. Yani genel mantık olarak söylüyorum. Tayyip Hocam'ın anlatmak istediği belki yani Kudüs'ün tamamını başkent yapmak anlamında almış olabilir. Bu doğru. Böyle bir şey olmaz. Yani Kudüs'ün alınması anlamına gelir. Ama böyle bir açıklama yok. Böyle bir talep de yok. Batı Kudüs'te Rusya Nisan 2017'de zaten açıklama yaptı. Biz dedi burayı İsrail'in başkenti olarak kabul ediyoruz dedi. Hiç kimsenin itiraz falan çıkmadı. E şimdi Amerika aynısını dediğinde eğer itiraz çıkıyorsa neden der adamlar o zaman? Ya neye göre diyecekler? O zaman nasıl bir açıklama yapacağız? Bir açıklama yok. Yani hukuki bir açıklama olmaz. Ama Tayyip Hocam'ın bir bildiği vardır tabii. Yani fakat ben teknik hukuki yönünü açıklıyorum. Hukuki yönden bir mahsur yok. Yani bilmiyorum ben mi yanlış anlıyorum. Yani Batı Kudüs İsrail'e ait. Adamlara ait toprak. Yani resmi merkez kabul etmiş. Türkiye de kabul etmiş bunu. Bak Türkiye de kabul ediyor. Ve bütün dünya kabul ediyor. O topraklar onlara ait. Evet. E adam ben burayı başkent ilan ediyorum diyor. Rusya kabul etmiş 2017 Nisan'da. Hiçbir söz yok. Şimdi Amerika ben de kabul ediyorum demeye hazırlanıyor. Nasıl kabul edersin dersek hukuki bir delil sunulması lazım. Yani ya ben anlamadım yahut yanlış anlaşılıyor bu konu. İkisinden birisi. Evet dinliyorum.